Kapalı Çarşı sohbetlerinden mutlu günler diliyoruz. Efendim bugün o kadar keyifli bir konuğumuz var ki kendisiyle sanat yaşamından, kariyerinden her şey tarihi konuşacağız. Kapalı Çarşı'yı konuşacağız çünkü bugün böyle tarih kokan bir yerdeyiz. Kendisiyle çok güzel sohbetlerimiz olacak. Öğreneceğimiz çok şeyler olacak. Gençler adına da özellikle iş yaşamına dair çok şeyler öğreneceğiz kendisinden. Çiğdem Tunç'la birlikteyiz efendim. Sığdıramıyorum çünkü o kadar çok var ki programcı, genel sanat yönetmeni, oyuncu. Sizinle ilgili çok fazla gerçekten söyleyeceğimiz şeyler var. Çok fazla da başlık var. Ben hangisini sorsam ilk önce diye çok da fazla konu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi ki geldik. Çok evet. Çok o kadar mutlu oldum ki şu anda bulunduğumuz yer, bu güzel ve tarihi çarşının, tarih kokan yerin. Evet. Harika bir kahve çay içilen evet. Ve bunun Osmanlı usulü olması lezzetlerle. Hı hı. Şimdi benim dedelerim buraya yakın yatıyor. Kim diye sor. Evet. Köprülü. Evet. Değil mi? Evet. Bunu da soracağım. Siz de zaten çok yakınsınız tarih aslında. Torunlarındansınız değil mi? Yanlış evet. Konuşuyorsam evet. Düzeltin. Anne tarafından evet. Köprülü zadeleriz. Evet. Nasıl bir duygu Osmanlı'dan gelmek, Osmanlı torunlarından olmak? Böyle bir yerde bir de program yapıyoruz. Ne hissediyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Ben bir cumhuriyet kadınıyım. Evet. Her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk ilke ve devrimlerine, inkılaplarına çok inanan atasının çılgın Türk'üyüm, evet. Öyle söyleyeyim. Ona layık olmak için çalışan, evet. Çabalayan, bu ülkenin milli değerlerine katkıda bulunmak için sanatı seçerek yol alan bir insanım. Ama Osmanlı'dan gelmek çok büyük bir evet. Ayrıcalık. Çünkü 600 yıllık büyük bir kültür, evet. Büyük bir imparatorluk. Evet. Asya'dan, ön Asya'dan, iç Asya'dan ta Viyana kapılarına kadar o zaman, olan coğrafyanın kültürünü toplamış, onu hazmetmiş, onu yansıtmış, iliklerime kadar da hissettiğim bir durum bu. Evet. Gerçekten Osmanlı hükümdarlığı sırasında çok uzun yıllar sadrazamlık görevinde bulunmuş ve çok özellikleriyle de örnek alınacak insanlar olan Köprülüzadelerin de hani kanını damarlarımda taşımak çok hoş bir duygu. Büyükler size böyle anılarını anlattıklarında neler hissediyorsunuz bir torun olarak? Büyükler artık evet. Hepsi gittiler. Evet. Cennet mekanı evet. Olsunlar. Ama o zamanlar anlamıyordum yani. Çocukken anneannem, çok ufak belki. Anneannem, işte o büyük konaklar, oradaki yaşantılar, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş dönemindeki o iki var olan kültürün Cumhuriyet'le aydınlanmış evet. insanları. Birebir dinlemek değil mi? Gerçek tabii. Yaşanmış evet. Hikayeleri birebir evet. Kulaktan i̇şte, dinlemek. Tam o hayatlar, halayıklar. Ondan sonra Todori vardı diye anlatır. Evet. Ondan sonra işte şey hanım vardı der. Hani böyle annem çok anlatırdı. O zamanlar bunun çok kıymetini bilen bir çocuk değilmişim herhalde. Evet. Ne zaman ki ben eşim evliliğimde o yönlendirmiştir beni. Sen bir köprülü evet soyundan geliyorsun. Hatta ben o güne kadar olan mesela özgeçmişlerimde hiç bahsetmedim. O bana bir özgeçmiş hazırlamıştır. Bir de okudum ki bunu da şey yapmış. Hani bahsetmiş, buna da özellikle yer vermiş. Son 4-5 sene öncesinin yani bu ortaya çıkarılmış bir bilgisidir benimle ilgili olarak. Ah dedim, ne yaptın hani böyle övünmek gibi olmasın. Evet. Çünkü koskoca imparatorluğa, sadrazamlık makamında bulunmak, o kadar insanın arasından sıyrılıp orada bulunmak büyük özellikler gerektirir. Ne bileyim, yani mahcup oldum acaba evet. Dedim. Hani yapmasak mı böyle, hani övünmek tarzı şeyleri sevmiyorum. Daha mütevazi. Ben insanları çok överim ama övülmekten çok utanırım. Çok utanırım gerçekten. Sevmez miyim? Her insan gibi evet. Ben de severim ama evet. İşte ne bileyim ben de o böyle da sizin yapınız. Güzel bir evet, şey. Güzel bir huy. Kesinlikle. Bir şey. Gerçekten. Şimdi peki
bunu yaşamış bir aileden geliyorsunuz aslında. Oyuncu olarak da şunu sormak istiyorum. Çok fazla tarih dizileri de var ekranlarda. Evet. Bunları izlediğinizde ne hissediyorsunuz? Anlatılanlar da size örtüşüyor mu? Hani doğrular yansıtılıyor mu? Siz bu aileden gelen biri olarak izlediğinizde ne hissediyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu sene kendi tiyatromda kanadı kırık bir kuş misali Cahide. Evet. Cahide Sonku'nun hayatından esinlenilerek sahneye koyacağımız bir oyun yapacağız. Mutlaka sinsileyi bozmamak kaydıyla, yani Cahide Hanım işte sorduğunuz soruya aslında çok ilintili. 1916 yılında Yemen'de doğmuştur. 31 senesinde daha 16 yaşındayken Darülbedai'ye çok bilinçsizce gelmiş, orada Muhsin Ertuğrul'un işte sayesinde ondaki o cevheri görmesi sayesinde büyük bir yıldızlığa adım atmıştır. İşte Talat Artemer'le arkasından İhsan Doruk'la Cahit Irgat'la evlilikler, bunlar tarihi gerçekler. Evet. Ama biz bunu sahneye koyar iken hiç mi sanatın bize tanıdığı hak olan kurguyu kullanmıyoruz? Kullanıyoruz. Evet. Cazip göstermek için kurgu giriyor işin içine. Cahide Hanım şeye bir müddet tedavi görmüş, alkol tedavisi görmüş. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde. Şimdi burada bir sahne koyuyoruz. Orada yatmakta olan hastaların bir sahnesi. Birebir yaşandı mı? Hayır. Ama biz o sanatsal projeye bir seyirlik lezzet katmak için hakim kalarak ondan zamanda. Sonra gelelim sorumuza. Şimdi bahsettiğimiz 600 yıl öncesinin, 500 yıl öncesinin, 400 yıl öncesinin tarihi dokusu. O dokuyu incitmemek ve saptırmamak kaydıyla kurgu illa kullanacaktır. Evet. Tarihi bir mekandayız. Evet. Çok da eskilere de gidelim. Evet. Sarrafhan'dayız. Çok güzel bir yerde gerçekten çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Evet. O yüzden sohbetimiz de çok keyifli geçiyor. Ben çok keyifle dinliyorum ben sizin anılarınızı. Ben de çok keyifle. İyi ki gelmişim diyerek. Evet. Peki Kapalı Çarşı anılarınızı dinlemek istiyoruz. Aslında var mı? Mehmet Ali Erbil'le birlikte. Evet. Çok var. Bakar mısın? Ha, bir tane var da. Ay çok komik. Çok komik. Şimdi bir kere bana hep Binbir Gece masallarını hatırlatan, girdiğim anda o büyüyü canım yaşıyorum. Ha, evet. Evet. Esnaflarımızın böyle ışıl ışıl manzaraları, Allah'ım orada kadın kısmı getirilir mi dedim. Benim dedim gözlerim girdiğim andan itibaren fel fecir okuyor. Nereye bakacağımı şaşırıyorum. İncik cincik. Her gördüğüm şeyi almak istiyorum. Evet, mümkünatı yok. Hırlentler, işte o böyle hep rengarenk çay takımları, şunlar. İncik, boncuk bir tane bir kıyafet gördük şimdi çekimden sonra, oraya bakmak istiyorum. Evet. Tam Binbir Gece masallarında Şehrazat'ın giyeceği bir kostüm. Bayıldık, bayıldık. Şimdi yıllar önce biz TRT televizyonunda Mehmet Ali Erbil'le birlikte Monitör diye bir program. Ve TRT'nin en kadim ve cabbar yönetmenlerinden Kahraman Afyonoğlu ile çalışıyoruz. Evet. Yönetmenimiz Kahraman Afyonoğlu. Gençler çok tanımasa bile bütün televizyon camiası Kahraman Afyonoğlu harika bir yönetmen, zır deli bir yönetmen. Biz de artık çocukları gibiyiz. Mehmet Ali ile benim de en delikanlı, en zıpır, en deli çağım diyelim, en yaramaz. Kahraman Afyonoğlu İzzet Altın Meşe'ye klip çekecek. Şile tarafında bir yerde bir güzel türküsüne, türkünün finalinde biz de katılacağız. Ve İzzet Bey'le de röportajı Şile'de, nerede yapılıyorsa klibin çekimi, orada gerçekleştireceğiz. Mehmet Ali de ben de sorularımız var. Soracağız, edeceğiz. İzzet Bey, ben Mehmet Ali. Kulakları çınlasın. Allah'ım bir gün önceden ben başladığım andan beri televizyonculuğa zaten her şeye müdahale ediyorum. Şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, burada bu giyilsin, şurada şu olsun, burada böyle bir şov koyalım falan. Başından beri mutfağa ilgimi çekiyor. Önündeyim ama yani yapımcılardan biri gibiyim. Sonradan zaten
Hani ona dönüşlü şekil programcı oldum. Sağ olsun kahraman Afyonoğlu da senin saksı iyi çalışır diyor. Ondan sonra bir gece önceden ben kahraman Afyonoğlu'yla konuşurken, telefonlaşırken ya dedim kahraman aile dostumuz artık aileyiz yani şu anda da yıllar geçse de. Kahraman dedim neden dedim Kapalı Çarşı'da çekmiyorsun. Şarkı da çok uygun. Rengarenk bakırlar, ışıl ışıl, büyülü buhurdanlıklar, şamdanlar. Seni Allah bildiği gibi yapsın dedi. Hemen talimat verdi Kapalı Çarşı'ya. Buraya geldiniz. Hafta içi, belki de bir cuma günü. En kalabalık. Nasıl geceden sabaha o ekip tabii koskoca TRT hemen organize oldular. Ben Mehmet Ali ile bir azıttık ki biz. Fırfırfır çocuk gibi. Coştunuz. Ele avuca sığmıyoruz. Mehmet Ali gidiyor onu güldürüyor, bunu güldürüyor çekim dışı. Herkes üstüme, o zamanlar Çiğdem Tunç, Mehmet Ali Erbil yani müthiş her hafta karşılarında seyrediyorlar. Millet etrafımızda set bir kalabalıklaştı. Bize laf geçmez oldu. Kahraman, Kapalı Çarşı'nın ortasında bir azarladı ki bizi. Hani bak, annelerin, anneler çok iyi anlayacak dediğimi. O çocukların da adı genellikle Volkan olur. En yaramaz çocuk. Delirir artık anne. Delirme noktasındadır. Kadını tutamazsın. Bağırır çocuğuna çünkü durmuyor. Laf da dinlemiyor. Ortalığı birbirine karar. Bir bağırışı var. Bir azarlaması var. Söyleyin o çatlaklara. Biz, çatlaklar da biz. Gözüme gözükmesinler. Ben şimdi onları alacağım. Ondan sonra eşek sudan gelene kadar birini ayrı, öbürünü ayrı kastetmiyor tabii dediğini. Nerede o deliler? Nerede bu hokkabazlar? Biz de böyle müzik aletleri ama bakırlı makırlı öyle bir dükkanda şeylerin arkasına vın vın diye bir kaçıp bir saklanıp korktunuz orada. Ama adam olmak da yok. Orada nasıl gülüyoruz? Nasıl bütün Kapalı Çarşı döndü bize bakıyor. Hokkabaz da olduk. Çatlak da olduk. Zırdeli de olduk. Zıpır da olduk. Bayağı azar işittiniz. Nasıl azar? Kahramanın gözüne gözükmüyoruz. Çok ama huzurluklara da devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Nasıl gülmek? Nasıl gülmek? Nasıl gülmek? Hayırlısıyla o çekimi tamamladık. Kamera önüne gelirken böyleyiz acaba ne? Ne yapacak? Ne söyleyecek? O kadar çok seviyor ki bizi. Geldim benim çatlaklar dedi. Geldiler efendim. Geçtik. Harika bir çekim oldu. Tabii enerjiniz tavan. Enerji o klip, var. O klip bambaşka oldu. Evet. Bütün buranın zenginliği, görselliği girince İzzet Altınmeşe'nin şarkısına ve bizim çekimimize de ama o gün yediğimiz azarı ne annemden ne babamdan çok haklı. Yönetmen sette tutamıyor tek sizi. Aa, değil mi? Zapt edemedi sanırım. Hayır. Nasıl yılların geçtiğini de oradan anlıyorum. Bu kadar da deliymişiz yani. Çok da güzel anılarınız var değil mi? Mehmet Ali Erbil'le. Şimdi bak teknik ekip zıpladı yerinden. Ben şunu çalıştırdım onlar ya. Onlar da heyecanla dinliyorlar. Şöyle, evet. Güzel anılarınız var. Çok, güzel bir ikiliydiniz. Çok, birlikte çok çalıştınız. Albüm evet, de var zannediyorum. Evet. Sözün burasında ona şifalar diliyorum. Evet. Allah sevdiklerine ve seyircisine bağışlasın. İnsanları güldürmek cennetlik bir harekettir. Bu insan da yıllardır tüm Türk halkını güldürüyor. Çok da merhametli, çok da iyi bir insandır. Müthiş de bir kabiliyettir. Benim de hayatımın çok önemli senelerinde beraber silah arkadaşımdır. Öyle söyleyeyim. Gani gani şifalar olsun. İnşallah bir an önce tüm rahatsızlıkları tedavisi olsun. Kavuşsun seyircisine. Amin. Anılar çok fazla gerçekten. Az önce de söyledik. Kapalı Çarşı'dayız. Burayı konuşmak istiyorum daha da fazla. Az önce Mehmet Ali Erbil'le ilgili olan anımızdan bahsettik. Çok da keyifliydi gerçekten o yılları anlatırken. Var mı daha böyle bahsedebileceğiniz? Şimdi anı şeklinde değil de yani benim gözlemlerim var. Tabii buraya geldik. Evet. Hakikaten binbir gece masallarının bir parçası olmak gibi. Yok yok değil burada mi? Burada girdiğiniz andan itibaren zaman mevhumunuz kalmaz. Evet.
Bir bakarsınız bizim modacı arkadaşımız var Gaziantep'in çok önemli bir modacısı Ali Emre. Gelir sabah saat 9'da buraya girer o şahane tuvaletleri için. Mesela akşam saat 6'ya kadar park. Aa 6 olmuş saat. Tabii. Çok yani, fazla seçenek var çünkü kayboluyorsunuz büyülü. İçerisinde. Evet. Benim tek esnaftan ricam lütfen dişlerini sıksınlar, bütün dünya durma noktasına geldi. Evet. Ümitlerini kaybetmesinler. Bakın turist ülkemize geldi mi birinci sırada gideceği yerlerden birisi burası. Yani evet. İstanbul'a geldi mi? İstanbul zaten bir dünya başkenti. Onun için ben hep onlara bol bereketli, hayırlı bir süreç diliyorum kalbimden. Çok güzel bir iş yapıyorlar. Dükkanlar birbirinden güzel, pırıl pırıl, tertemiz. İçeri girdik kapalı çarşıdan. Böyle bütün zaten kapıda görevliler, dezenfektanlar. Ondan sonra herkesin yüzünde maske gördüm. Biz şimdi konuştuğumuz anlaşılsın diye sosyal mesafemizi koruyup bu röportajı yapıyoruz. Dikkatli, deli gibi şey değil, kalabalık değil. Yani zaten burası ateş ölçümleri yapılıyor girerken çıkarken kontrolü. 500 küsur senedir yaşayan, yaşatılması gereken bir milli servettir aslında. Old Bazaar. Yani burası çok önemli bir yerdir. Ben de hani istiyorum hep söyleriz bir ay kapalı çarşıya gidemedik ne zamandır. Ay şöyle bir kapalı çarşıya gitsek. Ay böyle bir dolaşıp dolaşıp otursak. Ondan sonra işte bir çayımızı içsek, bir limonatamızı içsek. Farklı bir atmosferi var çünkü bambaşka, değil mi? Yaşanması gereken. Tarihi hemen hissetmeye başlıyorsunuz. Bütün gereksinimler var. Evet Osmanlı zevki hakim. Mesela şimdi çay bardakları eksik evde. Evet. Ondan sonra tamamlayacağım. Daha modern çizgide şey. Ama burada daha otantik. Rengarenk, büyülü bir ortamdır. Herkesin de buraya gelen, buranın hani hep güzel söz edilmesi için bütün öncelikle Türk vatandaşlarının da kurallara riayet ederek dolaşırlarsa harika, çocuklarıyla da gelebilirler. Çünkü tarihi öğretmek açısından, kim olduğumuzu bilmek açısından burası görülmeye değer bir yerdir. Ben de aşığıyım yani buranın. Evet, sık sık gerçekten geliyorsunuz o zaman. Aşığıyım, evet. Gerçekten öyle. Çok da az önce de bahsettik. Çok da güzel bir yerde çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Harika. Anılar bitmez. Evet, değil mi? Evet. Anılar bitmez. Bitmez. Sohbetimizi sonlandıracağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok sizi teşekkür görmek, ederim. Sizinle sohbet etmek bu mekanda o kadar keyifliydi ki. Gerçekten daha çok fazla konu başlığımız var. Aslında Çiğdem Hanım da dediğimiz gibi çok fazla konuşulacak konular var ama tabii ki belli bir noktayı koymak durumundayız. Koyuyorum o noktayı. Evet. Karşımda şahane bir genç kız oturuyor değil mi? Evet. Aslında doğum izninde bebeği oldu. Ay çok teşekkür ediyorum. Allah bağışlasın. Ay, çok sağ olun. O kadar güzelsin, o kadar genç. Çok teşekkür ediyorum. Harika. Diksiyonu nefis lütfen sunucu derken. Aa, böyle çok güzel tam insanlara. Teşekkür ediyorum. Lütfen bu jenerasyonun Türkçeyi bu şekilde yani diksiyonu öğrenilmiş, soru sormasını bilen, nezaketini koruyan, konusunda bilgili lütfen Işılay gibi insanları görmek çok istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Aksi takdirde sonra çok üzülüyoruz. Ah başımıza gelenler biz bunları mı seyredecektik karşımızda? Çocuklarımıza, çoluğumuza kötü örnek oluyor diye. Evet. Kendini bilmezleri çıkarın şu ekrandan da kendini bilen böyle insanlara lütfen yer verin. Çok teşekkür ediyorum. Ulusal televizyonlar. Hani beni dinlemediğinizi biliyorum. Dinleseydik çünkü başka yerde olurduk. Evet, şöyle sözün yeri gelmişken. Bakıyor Süreyya Gökhan menajerim yine dili sivrildi diye. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizi görmek o kadar keyifli ki şöyle küçük bir hediyemiz olacak bu, size şöyle. Aman yarabbim. Şöyle gösterelim. Harikulade. Size takdim ediyoruz. Ay hatıra. Çok güzel. Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu'na şu anda zaten Kapalı Çarşı'nın televizyonuna bu röportajı veriyoruz. Yönetim Kurulu'na tüm üyelerine çok teşekkür ediyorum. Harika. Ben bunu en güzel, en yükseğe koyayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısınız. O kadar güzel keyif aldım ki sizi dinlerken. Günlerce dinleyebilirim Çiğdem Hanım. Ben de çok sevdim. İyi ki geldik. Evet. İyi ki de gerçekten buluştuk, çok teşekkür tanıştık ediyorum. Evet.
böyle bir dünyanızın parçası yaptınız bizi de. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz efendim Çiğdem Hanım'a. Dediğimiz gibi kendisiyle ilgili o kadar çok anılar, o kadar çok konuşacağımız başlıklar var ki ama sohbetimizi bir şekilde sonlandırmak durumundayız. Programımızın sonuna geldik efendim. Tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.